tane dersim var. Presently maybe I'm done. Time to move on. Presently baby you're here. Herkese selam. Yeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizle bir okul günümü vloglamak istiyorum. Bugün hangi gün? Bugün Perşembe. Ben yeni uyandım ve kendimi yataktan kızıyarak kalktım. Çünkü saat 8'de uyanmak zorunda değilim. 9'da uyansam yetişiyorum. Ama 8'de uyanıp çok uzun olmayan, max yarım saatlik bir yoga yapmak istiyorum. Geçen hafta bunu yaptığımda günüm gayet iyi geçmişti. Buna bağlıyorum ben yani bunu. Onun için bugün de yapacağım. Ondan sonra bilmiyorum, belki ders çalışırım birazcık da. Zaten saat 11'de falan çıkıyorum erten o yüzden. 2,5 saatten fazla saatim var. Sporu geçtim. Böyle vücudumu esnetecek herhangi bir aktivitede de bulunmuyordum yani. Ve çok kötü hissediyordum artık kendimi. Geçen hafta, aynen yine Perşembe günü dersten önce kalkıp böyle bir 15 dakikalık esneme yaptım yani. Hani o seviyeyle başladım şu anda. Geçen haftam güzel geçti bence. Kendimi daha aktif hissettim. Ve bunu tamamen o sabah yaptığım 15 dakikalık yogaya bağlıyorum. O yüzden bugün tekrar yapmak istedim. Bakalım bugün de olacak mı? Eğer bugün de olursa gerçekten etkisi olduğuna inanacağım. Saat 9 olmuş. Normalde bu saatte kalkıyordum. Bugün anlatayım birazcık. Bugün 3 tane dersim var. 3'er saatlik. Bunun için yorucu oluyor. Akşam 9'da falan eve geliyorum. 11.30'da başlıyor. 11'de çıkıyorum. Şimdi saat 9 dedim. Bir şeyler içmek istiyorum. Buna matcha olabilir. Çünkü kahve okulda çok içiyorum zaten ve hani bugün normalde termosa kahve götürüyorum okula ama yetmiyor bazen ve ikinci kez tekrar filtre kahve alabiliyorum. Hava çok kötü. Şuna bak. Hava çok karanlık. Zaten iki gündür yağmur yağıyor. Bir türlü durmadı. Hala yağıyor galiba. Evet, gördüğünüz gibi bardakta küçültmeye gittim. Daha az süt koyuyorum artık. Çünkü süt çok pahalı. 13 lira. Daha az sütü daha çok köpürterek yapmaya çalışıyorum.
sabah da dedim zaten size de şu an daha da bir arttı. Dışarı çıktık diye herhalde çok artması geldi. Yani ne? Saat 11'i 11 geçiyor. Yaklaşık 19 dakika sonra ders başlıyor. I may tell you that I'm fine. And it'll be my only saying. Once or twice a day I see. Once or twice a day I see. The way she keeps running. And then you, my dear, I'll be stuck. Oh, I must say goodbye to a friend I hold dear. Herkese yeniden selam. Şu anda evden sesleniyorum size tekrar. Aslında bu bir okulda bir günüm videosu olmasına rağmen okulda çok kısa çektiğimi düşündüğüm için videoya devam etme kararı aldım. Bir tane oturumdayız. Henkel'den birileri geldi. Yani bizim sınıfımızdaki insanlar düzenledi bunu. Öyle şu anda onları dinliyoruz. Hani bu 2 saat falan böyle bir şey olacak. İkinci saatinde de Deloitte gelecek. Böyle 2 saat süren bir şeye girdik. Ondan sonra biter bitmez hemen duşa girip hazırlanıp akşam Christmas gala yemeği tarzı bir şeye gideceğiz. Artık bu dönem bittiği için böyle bir yemek düzenlendi ve işte bu akşamı da. Onun için onu hazırlanmamız gerekiyor ama çok böyle acele olacak. Bir oda. 2 saat benim, 2 saat Mert. Kameranın şarjı bittiği için kamerayı şarja takacağım. Ve kamera şarjı olduktan sonra da 50 dakikalık bir study with me videosu çekeceğim ve eve gitmeden yüklemeyi düşünüyorum. Çünkü
Çünkü evin interneti çok kötü ve okulun interneti çok iyi. Çektim. Ama böyle çok bölük pörçük çekebildim. Çünkü yan taraftaki odada o kadar bağıran bir çift vardı ki, yani ders çalışıyorlar diyor ama tüm ses videodaydı yani. İlk 20 dakikası o yüzden birazcık muallak oldu. Öyle mi denir? Muallak oldu denmesi. Ne demek istiyorsun? İşte onlar çok ses çıkarıyorlardı. O yüzden bilmiyorum nasıl olduğunu. Ses var mı yok mu? Sesi ayarlamam gerekecek mi falan filan. Şimdi birazcık kafam dinlensin diye o videoyu halledeceğim. Bir araya koyup şey yapmak istiyorum. Zaten ekrana zaman falan da koyacağım. Çünkü tabletten açmıştım zamanı. Bir tek kamera toplam 25 dakika falan çekebildiği için o biter bitmez yeniden başlatmam gerekti. Onun için birkaç tane görüntü oldu elimde. Onu yapıyorum. Sürekli insanlar geçip buraya bakıyor birazcık. Şimdi onu yapacağız. Zaten 24 dakikamız falan kaldı bu odada. Çok hızlı geçti zaman. Sonra bence yemek yemeye gideriz. Çünkü acıktık. Ne çalışıyorsun? Efficient market hypothesis. Kolay gelsin. Şimdi yemek yemeye gideceğiz. Onun için toplanacağım. Şurada bilgisayar yapabildiğini yapacak. Sonra da bilmiyorum. Yemek yerken belki yüklerim o sırada. Kütüphaneye geri gittik yemek yedikten sonra. Ama herkes gelmiş. Bravo. Herkes çok iyi. Çok çalışkan herkes. Sıfır yer var. Yani tüm masalar dolu. Bir de şöyle tipler var, gitmiş bırakmış eşyalarını. Biz de mesela odadan çıkarken boş butler vardı orada. Onlara eşyamızı koyup yemek yemeye gidebilirdik ama ayıp olur diye hani aldık eşyaları öyle gittik. Ama hata yapmışız yani. Koysak belki şu anda kütüphanede ders çalışıyorduk. Neyse, onun için şu anda kalktık. Alışveriş yapmaya gidiyorum. Fileye gideceğiz. Buraya çok yakın bir file var. Orada böyle çikolatalı kruvasan çıkarıyorlar bazen. Biz ne zaman gitsek çıkarıyorlar. Öyle olunca bizim de alasımız geliyor. Dakika vardı en son. Bir 4 dakika falan geçirdik şimdi. Tetikte bekliyoruz sizi. Az önce bir kadın tüm simitleri aldı gitti. Evet. O kadın yine gelip kruvasanları da alır diye başında beklemeye karar verdik. Demokrasine bekliyoruz. Hala boş. Thank you.
sıcacık şu an. Ders çalışmaya başlayacağım. Şimdi bu videoyu kapatıyorum ve editlemeye başlıyorum. Herkese sınavlarında, finallerinde başarılar diliyorum. Kendinize çok iyi bakın ve hoşça kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.